bizim yani insanın kendine yaptığı kötülük. Niye Allah'ı haşa suçlarıysan da kendine nasıl zarar verir? Neden zarar verir? Yaptığımız şeylerde sorumluluk neden almayız? Müsaade buyursanız bununla başlayalım hocam. Bu tam bu 2 saat sürer bu. Oh ne güzel maşallah. Biz sizi dinleriz. Evet. Şimdi esasında tabii Cenab-ı Hak insanoğlunu serbest bıraktı. Yani serbest bıraktı. Çünkü insana güvendi. Yani iblis de dedi ki, iblis de, melekler de dediler ki, insanın tabiatındaki kullanılan malzemelere bakarak dediler ki, bu nankördür, unutkandır. Söz verir, sözünde durmaz. Kan dökücüdür, bozguncudur. İnsanı böyle yargıladılar, itham ettiler diyeceğiz. Kendi açımızdan söylüyoruz. Fakat bu boşa değildi. Yani çünkü eğer bu yanlış bir şey olsaydı, bu söyledikleri yanlış olsaydı, Allah onlara derdi ki, siz yanlışsınız, yanlışsınız derdi. Demedi. Bununla birlikte yine de Allah insanın yanında yer tuttu. Yani insanın tarafını tuttu. Yani düşünün, bir tarafta melekler grubu var, bir tarafta iblis ve iblisin avaneleri. Hepsi Cenab-ı Hakk'a dediler ki, bu güzel küreyi ona emanet edeceksin ama bu yaratılışındaki malzemeden dolayı bozgunculuk yapar, ifsat eder, kan döker. Neden? Çünkü su ateşi söndürür. Çünkü toprak havayı boğar. Bu şekilde bunlar birbirlerine karşı zıtlık yapacak 4 unsuru sen sevgi bağıyla bir araya getirdin. Bir araya gelin dedin ve geldiler. Ateş, hava, su, toprak. Bu zıtlar, ateşin, havanın, toprağın, suyun bir araya gelmesi zaten imkansızken Cenab-ı Hak onlara itiya tev'an ev kerhan dedi. Canınız çekiyorsa da çekmiyorsa da gelin birlikte hayatın menşei olun dedi. Ve bunlar geldiler. Bunu hem iblis hem de melekler insanın tabiatında kullanılan malzemeye bakarak bunun hakkında bir ifsatta bulundular. Ve Allah da buna rağmen insanın yanında yer aldı. Ben ona güveniyorum dedi. Ve ben onun iyiliği bulacağına, beni bulacağına itimat ediyorum dedi. O yüzden insanın yanında yer tuttu. Fakat tabii bunu yaparken de insanı donattı. Bütün isim ve sıfatlarını yükledi. Yüklenebilecek olan isim ve sıfatları. Yani mesela insan Samet değildir. İnsan kendisinden, yani onun hayatı kendisinden değildir. Diriliği kendisinden değildir. Efendim, onun hayatı bir başkasının vermesiyle devam ediyor. Yani dolayısıyla biz Samet değiliz. Biz Halik değiliz. Muciziz. Yani Allah'ın Halik sıfatı bizde icat şeklini almıştır. Biz efendim diyelim ki işte La Yemut değiliz. Lem Yetezel değiliz. Dolayısıyla bazı sıfatları, isimleri dışında Cenab-ı Hak bütün isim ve sıfatlarını bize de verdi. Semidir Allah, duyar biz de duyarız. Görür Allah, basirdir biz de görürüz. Yani akıl, fikir, Cenab-ı Hak kudret, ilim, semi, basar bunun yanında bütün isim ve sıfatlarla insanı donattı ve insana dedi beni bul, beni bul. Evet. Niye beni bul? Esasında önüne koyduğu kitap okunabilir bir kitap kıldı. Önüne koyduğu kitap neydi? Kainat. Bu kainatı okursan, doğru görürsen beni bulursun. Senin birinci vazifen beni bulmaktır. Birinci vazifen bu. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki, ben gizli bir hazineydim, sevmeyi sevdim, sevilmeyi sevdim. Ben seni de sevebilecek şekilde yarattım ey kulum. Beni bul, benim sana verdiklerimi gör, anla ve sev. Ben senin kalbindeki sevgiye talibim dedi. İnsanoğlunun temel vazifesi Allah'ı bilmektir ve sevmektir. Çünkü bu bilmek zorundadır ve sevmek zorundadır. Öyle yaratıldı. Sevmediği zaman sevgisizlikten ölür, karanlıkta kalır ve gelişemez. Bilmediği zaman neye ihtiyacı olduğunu bilmez. Dolayısıyla da bilmek ve sevmek insanın tabiatının icabıdır. Bilmeyi ve sevmeyi terk ettiğinde insan kendisini karanlığın içine boğar. Bilmeyi ve sevmeyi terk ettiği zaman insan kendisini karanlığa gömer. İnsanın kendisine yaptığı ilk büyük saldırı budur. Yani bilmeyi reddetmek ve sevmeyi reddetmek. Neyi seveceksin? Allah'ı seveceksin. Allah'ı sevmek onun yarattığı varlıkları sevmekte geçer. Evet, köpeği sev. Evet, kediyi sev. Ama zahmetli olan insanı sev. Asıl insanı sev. Diğer mahlukatı da sev. Evreni, kainatı sev. Güzelliği sev. Güzel çiçeği sev. Ama insanı da sev. İnsandan sana gelen sıkıntılara tahammül ederek Rabbimin hatırı içinde, Rabbim bunu yarattığı içinde ve bunu sevmemi istediği için seviyorum de.
O zaman kendini bela ve musibetten kurtarırsın. İnsanın kendisini bilme makamından çıkarması. Bilme makamı. Çünkü Allah'ın size, bize, insana vermiş olduğu isimler, sıfatlar ve ayrıca bize üflediği şey kendisidir. Kendi ruhundan üfledi. Bunun neticesinde beni bil, bul ve sev dedi. Beni bil, beni bul, beni bil, beni sev. İnsan Allah'ı bulamadığı zaman bitmiştir. Karanlıktadır. En büyük bela odur. Allah'ı bulamamış insan huzuru bulamaz. Yalancıdır huzuru. Sevgisi yalancıdır. Daima kendi menfaati ekseninde bir dünyası vardır. Ama Allah'ı bulanın başka eksenli bir menfaati var. Yani Allah'ı bulan insanın sevgisi başkasına, Allah'a yöneliktir. Allah'ı bulamamış insanın sevgisi kendisine yöneliktir. Hep kendisine gelmesini ister. Allah'ı bulan hep başkasına verir. Çünkü başkasına verdiğin sevgi seni Allah'a götüren sevgidir. Sana gelen sevgi seni tanrılaştıran sevgidir. İşte o zaman kendini karanlığa, ebedi bir zulme boğarsın. Ve kendine ciddi haksızlık yaparsın. Hiçbir bilge, hiçbir büyük can, Mevlana'dan tut, Abdülkadir Geylani'ye, Şah Nakşibendi, İmam Rabbani'ye kadar, hiçbir dünyanın canı olmuş insan beni sevin demedi. Onlar halkı sevdiler. Onlar Allah'ı sevdiler. Yani Allah'ın yarattığı varlıkları sevdiler. Ve dolayısıyla özgürleştiler. Kendisini öne alan insan kesinlikle köledir ve şeydir, yani özgürlüğünü kaybetmiş bir insandır. İşte insanın kendisine en büyük zararı bunu, beni bul diyeni bulamamaktır. Beni bil diyeni bilememektir ve onun adına mahluku sevememektir. En büyükler budur. Bütün sıkıntılar insana buradan gelir. Allah'ı hakkıyla bilememiş bir insanın mutluluğu fanidir. Sevgisi fanidir. Buldukları bir oyalamadır. Neden bir oyalama? Şimdi bir insanın bir takım şeyleri vardır. Sevdiği işleri vardır. Arabası vardır, güzel eşi vardır, işte malı mülkü vardır, şudur budur filan. Bunu oyalar. İçinde sayısız gayyalar, sayısız huzursuzluklar bulunmasına rağmen zahiren mutluymuş gibi görünür. Bir de kulübede yaşar. Bir hırkası, bir lokması vardır. Fakat içinde derya sevgisi vardır. Sen onu gördüğünde hep yüzü mütebessimdir. Sana her baktığında sen onda huzur alırsın. Sen hep onunla beraber her bulunduğunda kalbin inşirah bulur, yatışır ve sen ondan müthiş bir keyif alırsın. Birisi var, sürekli keyfi soğuruyor. Buzdolabı gibi. İçini soğutmak için bütün çevreye zarar veriyor. Bir kısım insan var öyledir. Bir kısım insan da var ki esinti gibidir. Yanına oturduğun zaman senin terini soğutur. Seni güzelleştirir. İşte bir insan şu vaziyetten o hale geçtiğinde Rabbine yaklaşmış olur. O vaziyetten bu hale geçtiğinde de kendisini kapatmış olur. İnsanın kendisine yapabileceği en büyük zarar, verebileceği en büyük bir zarar Rabbini bilmemesidir. Bir Arapçada bir deyiş vardır. Ma fakada men vecedahu, ma vecede men fakadahu. Onu bulan neyi kaybetmiştir? Söyle. Allah'ı gerçek manada yüreğinde bulan ve Allah'ın varlığını kendi zerrelerinde hisseden, Allah'ını seversen Beyza neyi kaybeder? Neyi kaybetmiştir? Yerlerin ve göklerin efendisi, ol dediğinde olduran, yokun Rabbi, varın Rabbi Allah. Seninle beraber, seni seviyor. Hüzünlenirsin. Neden üzüldün ey kulum der ve binlerce meleklerle kalbini tavaf ettirir. Onlar, melekler senin kalbini tavaf etmeye başladıkları zaman sen mutlu olursun. Gözünden yaş gelir ama bu mutluluk yaşıdır. Sen eğer bulamamışsan, yani ne kadar alim olursan ol, bu bilgi seni alemlerin yaratıcısına götürememişse, ne kadar sevecen olursan ol, bu sevgi seni bütün kainatı var eden, her şeyini veren ve seni barındıran Rabbine seni ulaştırmıyorsa, onu sevmeye yetmiyorsa karanlıktasın. İşte asıl dert budur. Asıl bela budur. Kim Rabbini bulmuşsa darda da olsa zorda değildir. Çünkü Rabbi onunla beraberdir. Kim de Rabbini kaybetmişse bollukta da olsa zordadır. Çünkü karanlıktadır. Şimdi şöyle düşün. Bizim bir aklımız var. Siz çocukluğunuzdan kalan dostlukları, annenizi, babanızı, geçmişte bıraktığınız bütün sevgililerinizi, sevdiklerinizi yüreğinde, hafızanızda barındırmıyor musunuz? Çoğu da ölüp gittiler. Bu acı, bu hüzün, bu keder içinizde durmuyor mu? Farz edin bunlar ebediyen yok oldular. Ve bir daha da hiç olmayacaklar.
Sen bu yükü nasıl taşırsın be kızım? Nasıl taşırsın? Bütün sevdiklerin gittiler. Önünde de yine sevdiklerin ve gidip kaybolacaklar. Bir daha da hiç görüşemeyeceksiniz. Şu acıyı nasıl insan taşıyabilir? Ama ne diyorsun? Annem gitti. Ama ben, bana göre öldüğüm, yani 20 sene, 10 sene, 30 sene, 40 sene öldükten sonra anında ben onunla buluşacağım. Çünkü Rabbim onu kaybetmedi, yok etmedi ve onu kendi katına aldı. Sen böyle bir Rabbin şeyi olsan, kulu olsan, böyle bir Rab ile, böyle bir Allah ile dost olsan, anneni sana verebilir, babanı sana verebilir, kaybettiğin sevgilerini, sevgililerini sana verebilecek. Kaybettiğin ölmüş kedini, sevdiğin finonu ben istiyorum. Benim bir tane finom vardı, istiyorum ki cennette gelsin. Çok insandan daha akıllı ve dosttu. Acayip bir varlıktı. Ben vazgeçmem ki ondan. Ben biliyorum Rabbim onu bir yerlerde benim için saklamıştır. Dağda gördüğüm muhteşem bir yaban gülü var, hiç unutamadım. Ben istiyorum ki benim cennetteki bahçemde o gülüm olsun. Onların hepsini bana verebilecek bir Rabbim var. Ben niye mutsuz olayım? Ama bunlardan mahrum olduğunda ve her kaybettiğini ebediyen kaybediyorsan ve böyle bir anlayışın içindeysen, bundan daha büyük bir felaket, bundan daha büyük bir zarar yoktur. Öyleyse Rabbini bilenin kaybı yoktur. Ama Rabbini bulamayan bir insanın her türlü kaybı vardır. Ha, bir de şu vardır. Rabbini bir buluyor ve kaybediyor. Yani kalbi yatışık değil. Bu yatışık olmayan kalplerde de bazen hüzün, bazen keder, bazen sevinç gelir gider. Allah ile irtibatınız ne kadar sağlam ise, ne kadar samimi ise, gerçekten Rabbinin senin yüreğindeki konukluğu, ne konak, şey, konak tutar ya insanın kalbini, ne kadar çok ise o kadar mutlusun. Ne kadar az ise o kadar büyük gelgitler yaşarsın. İşte Cenab-ı Hakk'ın seni terk etmemesi gerekiyor. Seni terk etmesine sebebiyet veren bir takım yanlışlar vardır. Bunların en başında şirk geliyor. Şirk şu demektir. Allah'ın mülkünde başka kuvvetlere, başka kudretlere bir kuvvet vermek. Yani sebepleri Allah'ın yerine koymak. Yahut da Allah'tan istenmesi gereken şeyleri vasıtalardan, aracılardan istemek. Bunlar daima çürük malzemedir. Siz kendiniz de Allah arasına veya isteklerinizin size ulaşması için vasıtaları ve çürük malzemeleri koyarsanız her daim arzu ettiğiniz size gelmez. Geldiği zaman da siz bunun neticesini bilmediğiniz için sizin başınıza neler açacağını bilmezsiniz. Ama siz gerçek anlamda meselelerinizi ve işlerinizi ve hallerinizi ve taleplerinizi Rabbinize bırakırsanız samimi olarak, o hep size güzel olanları, lehinize olanları verir. Sayısız dertlerimiz, belalarımız, musibetlerimiz var. Bunların bir kısmı takıldığımız ağacın tabiatından gelir. Bunların bir kısmı içinde bulunduğumuz iklimin tabiatından gelir. Bunların bir kısmı bizim tabiatımızda yer alan malzemeden gelir. Bu her birisinin kendine göre arazları ve özürleri vardır. İşte bunlar bizim hayatımızı bazen çekilmez kılabilir. Ama siz Allah ile aranızı iyi tutarsanız, Allah'ın beni seviyorsanız, benim Habibime, sevgilime, benim kuluma, gönderdiğim elçiye uyunuz ki ben de sizi seveyim dediği meselede ne kadar açıklarımız varsa o kadar gam ve keder yükleniyor. Ne kadar. Onlar da uzak isek. Buna inanın. Yani mesela diyelim ki şöyle suri bir şekilde bakıyoruz, adam mutlu yaşıyor. Yani bir Allah inancı da yok. Mutlu yaşıyor. Gerçekten bu bir oyalanmadır. Çünkü ahiret inancını bir an düşünse, bir an, ölümden sonra hayat var, bir an düşünse her şey tarumar olacak. Ama biz bundan vazgeçemiyoruz. Yani neticede gerçekten öleceğiz ve ölüm kaldıramıyoruz. Ölüm önümüzde bir gerçeklik olarak duruyor. Artı bu dünyaya gelmişiz, bir daha gelme şansımız da yok. Mutlu olmak istiyoruz ve mutlu olmamızın arasına bir takım engeller, maniler giriyor. İşte bunların kendimize yükleyen şey şirktir, karanlıktır ve nefsimize uymaktır. Nefsinize uymak dediğimiz şey, neticelerini bilmeden insanın kendine daima hazzı, daima lezzeti, daima sorunsuz bir dünyayı talep etmesidir. Talep etmek tabii neticede Allah'tan istesen sana verir bu. Hiçbir insan dertsiz olamaz. Hiçbir insan sıkıntısız olamaz. Gelen sıkıntıyı Allah adına içselleştirdiğiniz zaman pişersiniz. Ama siz bunları reddettiğiniz zaman yanarsınız. Pişmek lazım. Biz hep yanmaya düşüyoruz. İşte o yanmanın sebebi bu karanlığı tetmektir. Bilmeyi istediği şey bilmekten vazgeçmesi,
bulmayı istediği insandan bulmayı istediği şey insanın bulmaktan vazgeçmesi ve sevmeyi istediği şeyi sevmekten vazgeçmesidir. En büyük bela musibet budur. Tabii bunun içerisine dini emirler girer, günahlar girer, sevaplar girer, şunlar evet. girer. Ben işin kökünü söylüyorum. Kim Allah'a bulduysa hiçbir derdi yoktur. Men vecede rabbahu fakada ma fakada. Hiç kimse yani Allah'ı bulanın kaybı yoktur. Çünkü gerçek anlamda yüreğinize oturttuğunuzda onu yerleri ve gökleri var edenle berabersin. Her arzunu hemen yapacak bir kudret ile berabersin. E yapar mı her arzunu, her şeyini, her istediğini yapar mı? Hayır. Bir ayet-i kerimede diyor ki ben kulumun her şeyini dünyada vermeyi kendime yazmadım. Yani her arzu ettiğini burada verme. Artı yine başka bir ayette atın onu ateşe. Çünkü o bütün iyiliklerini dünyada kullandı diyor bir başka ayet-i kerimede. Demek ki bütün iyilikleri burada kullanmamak zorundayız. Biz bir süreç, bir süreçteyiz. Burası bir süreç, bir yolun, güzergahın bir vakti. Mesela Ankara'dan çıktınız, geliyorsunuz, bir yerde durdunuz. Hı hı. Bir yerde durdunuz, orada bir 15-20 dakika, yarım saat mola verdiniz. İşte trafiktir, yakıtınızı alacaksınız, yemeğinizi yiyeceksiniz, ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz. Siz orada ev bark kurar mısınız? Hayır. Oranın güzelliklerine ay bu da benim olsun, ay şu da benim olsun der misiniz? Hayır. Oturursunuz, yemeğinizi yersiniz, şunu yaparsınız. Dünya böyle bir yerdir. Kim dünyaya razı olursa cenneti burası olur ve fanidir. Kim efendim cennete razı olursa onun da cenneti orası olur. O zaman rü'yetten mahrum kalabilir. Demek ki insanoğlu esas olarak Cenab-ı Hakk'ı öncelemeli. Ne dünyayı, ne cenneti, ne şunu, ne bunu. Allah'ı öncelemiş ve Allah'ı bulmuş bir insanın derdi yoktur. Başına iş gelmez demiyorum. Ama başına gelen her bir derdi sevgilinden gelen cevri gibi görür. Sevgilinin iltifatı gibi görür. Sen küstün, zannediyorsun sevgilin seni unuttu ama sitem dolu bir mektup yazdı sana. Bu seni sevdiğini, unutmadığını gösterir. Cenab-ı Hak bazen sitemle seni kendi göğsüne çeker. Mevlana'nın çok güzel bir şeyi vardır. Gençliğimin de güzel bir dersidir o bana. O gufti elestu tu gufti bela. Sırrı bela çiğiz kaşi keşiden bela. Şükrü bela çiğiz ki yani menem halka zeni dergahı fakru fena. Diyor ki o size elestu dedi. Rabbim size elest bezminde elestu dedi. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim manasına? Elestu dedi. İnsan bela dedi. Bela demenin orada, bela demenin sırrı nedir? Bela çekmektir. Bela çekmektir. Bela çekmenin şükrü nedir? Bu fani dergahta Baki Zülcelal'in kucağına celbedilmektir. Anne çocuğunu tehditle kucağına çeker. Bak gelmezsen kırılırım. Bak küserim der, kucağına açar. Şefkatle kucağına açar anne. Gel der. Çocuk nazlanır. Gelmek istemez. Bak gel şeker vereyim. Gel sana şunu vereyim. Gel bunu vereyim. Bak gelmezsen küserim. Aha ben de küstüm der bazen. Peki bu gadap mıdır? Hayır. Annenin rahmeti ve merhametidir. Cenab-ı Hak da diyor. Kulunu böyle bazen kendisine gelmek istemeyen kulunu ama kendisini vazgeçmediği kulunu arkasından bela ile kamçılar. Dert ile kamçılar. Izdırap ile kamçılar. Ta ki gelip onun kucağında otursun. Sevginin hası orada, aşkın büyüğü orada. Kocanın en güzelidir o. Babanın en güzelidir. Annenin en güzelidir, en merhametlisidir. Ben bazen derim, siz hiç Allah'ın kucağına oturdunuz mu? Gece gidip başını onun dizine koyup Allah'ım aha geldim. Ben yalnızım, ben çaresizim. Bana merhamet et, bana imdat et. Bana bir dokun ya Rabbi. Yüreğinizden bunu dediniz mi? Dokunduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla asıl onu bulmak lazım. Onu buldun mu derdin bitmiştir. Onu bulamazsan dert bitmez. O verdiği dertleri de Allah sana arkadan yine seni kendine çekmek içindir. Ben böyle bizim bir tane çobanımız vardı. Ben ona zaman zaman oğlak katımı zaman da yardımcı olurdum. Bazen keçiler böyle çok şeydir, inatçıdır. Zaten keçi evet. inat derler ya. Evet. Yanlışa gider, uzağa gider. Yani sürüden ayrılıp bir ters yere gider. Siz de uzaksınız. Gidip de onu çevirinceye kadar uzağa gider. Uzaktan onun önüne taş atarsınız. Uzaktan. Akıllı keçi anlar. Çoban bana bir taş attı, önüme attı. Dön diye. Dönmedi. Bir daha atarsınız önüne. Yine dönmez. Baktınız ki artık tam kendisine zarar verecek. Ayrılıyor.
doğrudan kendisine atarsınız taşı. Attığınız zaman en azından ben bir kere kırdım. Ya şey ayağını kırıyorsunuz ya evet. Bir tarafına o taş geliyor, böğürüyor, yere yığılıyor. Şimdi ben o keçiye zulüm için mi attım o taşı? Hayır, yanlışa gidiyordu. Ve kendisine zarar verecekti. Sürüden ayrılacaktı. İşte Cenab-ı Hak bazen sürüden ayrılmasın diye sevdiği kuluna taş atar. Vallahi, vallahi Allah'ın verdiği dert ve bela sevgisindendir. Kuluna verdiği, isterse gavur olsun. Hani bu şey kaba tabirle söyleyeyim. Verdiği evet. Bela onun rahmetidir, onun merhametidir. Senden vazgeçmediğinin göstergesidir. Ama belanın gelmemesi mümkün müdür? Evet, mümkündür. Siz onun arzu ettiği gibi yaşar. Yeteneklerinizi o sizi dürtmeden imbisat ettirmeyi göze alırsanız Allah size ne yapacak ki? Ma yef'alallahu bi azabikum in şekertum ma amentum. Allah size azap verip ne yapacak? Ne derdi var yani Allah size? Allah size azap versin. Ben Beyza'ya dert vereyim de şöyle olsun. Ben Mehmet Ali'ye şöyle vereyim de şöyle olsun. Hayır. Böyle bir derdi yok Allah'ın. Benim böyle bir derdim yok. Ma yef'alallahu bi azabikum. Allah sizin azabınızı ne yapacak? Allah size verdiği hastalığı ne yapacak? İn şekertum ma amentum. Şekere ve amene. Şükrü imandan önce anıyor. Şekere kelimesi şin kaf ve re'dir. Şekere, şereke. Birisi şirktir, birisi şükürdür. Fark ne arasındaki? Şin harfi evet. Havaici beşeriyedir. Havaici beşeriye dediğimiz beşerin ihtiyaçlarını temsil eder. Kaf ise Allah'ın atay sıfattır. Kef. Sıfatların verilmesi. Re ise mükevvine-i müstevhibedir. Şimdi bunu açacağım sana. Şimdi tamam. Mesela diyelim ki portakal Cenab-ı Hakk'ın kuluna ikram ettiği bir meyvedir. Tamam? Evet. Eğer siz portakalı içindeki C vitamini için alır ve yaratanına ve şeyine vermezseniz bu bir şükürsüzlüktür. Şirktir. Yani siz portakalın içine o nimeti yerleştireni görmezseniz bunun adı şirktir. Ama siz portakalı yersiniz, bunu bu şekilde yaratan, yaratıcıya teşekkür ediyorum dediğin zaman bu da şükürdür. Bak çok basit. Yani evet. eğer sizin elinizdeki nimetin içindeki inam edeceği, o nimeti size vereni görürseniz, sen yine portakalını ye, keyifle ye. Keyifle ye. Bu bir şükürdür. Ama siz portakalı seviyorum, ben portakalı seviyorum deyip, portakalın içinde size o nimeti vereni görmezseniz, İşte bu da şirktir. O yüzden şirke, re'yi öne aldığınızda mükevvine-i müstevhibeyi Allah'ın bir nimete hususi verdiği, yani hususi tasarladığı bir nimetin içindeki lezzete müptela olup onu isterseniz bu şirktir. Ama o lezzeti Rabbim ne güzel yaratmış diye alırsanız bu şükürdür. O yüzden diyorum ki Cenab-ı Hak eğer siz şükrediyorsanız ve bana da iman ediyorsanız ben size azap verip ne edeceğim diyor. Şimdi neden? Çünkü bir lezzetin peşine düştüğünde ve o lezzeti lezzet olarak almaya başladığında bir müddet sonra aşırıya gidersin ve bir tiryakilik var edersin. Sonra o aşırı kullanım senin bedeninde, anlayışında, kalbinde farklı sevgilere, farklı sapmalara sebebiyet verir. Ama siz bir nimeti verenin hatırı için alıyorsanız o zaman siz kararınca alırsınız her şeyi. Halbuki insanı helak eden şeyler nimetteki müptelalıklardır. Sigarayı açıyor, içiyor. Hadi diyelim bir tane iki tane içtin keyiftir. Ama sonra ne yapıyorsun? Sen onu kendini ona müptela ediyorsun. Böyle sayısız iptilalar var. Bu iptilalar da sonra insanı hasta ediyor. İşte seni hastalıklara, dertlere götüren nimetin içindeki iptilalıklardır. Siz nimeti nimet için kullandığınızda lezzeti yani o lezzeti esas alıp kullandığınızda şirk ediyor, şirk koşuyorsunuz. Çünkü lezzete talipsiniz. Halbuki biz neye talip oluyoruz? Cenab-ı Hakk'ın oradaki ikramına, oradaki inamına. Diyorum ki bunu bana Beyza gönderdi. Beyza'yı çok seviyorum. Evet. Onun hatırını bilerek, bunun kıymetini başka bilmek başka bir şeydir. Ben bunu çok seviyorum demek başka bir şeydir. Biz alemdeki nimetleri onun hediyesidir, nimetleridir diye görürsek bu aynı zamanda istediğin kadar ye iç. Bu bir teşekkürdür. Öbürü ise menfi bir kullanımdır. Haksız bir kullanımdır.
ve hesaba çıktınız. O yüzden diyor ki مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ مَا اَمَنْتُمْ. Yani Allah size ne yapacak? Azap versin, dert versin. Bize şöyle, burası imtihan dünyasıdır. Evet, burası imtihan dünyasıdır ama siz insanlar arası ilişkide imtihan oluyorsunuz. Allah'a karşı değil. Allah size bir istidat veriyor. Allah size bir yetenek veriyor. Git kendini gerçekleştir. Ben seni şöyle bir kul yarattım. Şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap, yapabilecek imkanlar verdim. Sen geldin, yeryüzünde yürüdün, bir sümüklü böcek kadar bile iz bırakmadın. Gel bakalım ey kulum buraya. Şimdi diyor ki ilk namazdan sorulur. Evet, namazdan sorulur. Neden? Evet. Çünkü namaz hayat denilen cevheri doğru kullanmak için bir disiplindir. Bir disiplin kazandırmaktır. Yoksa salt birinci şey namaz değildir. Namaz seni ubudiyete ve Allah'a kulluğa yaklaştıran, götüren ve seni sarmalayan, buradaki vazifeni sana hatırlatacak bir ibadettir. Evet, namaz seni disipline eder. Çünkü mesela bakın, bugünkü sabah namazını biz dünkü sabah namazından 2 dakika daha erken kılmak zorundaydık. Güneş çünkü 2 dakika daha erken doğuyor. Misal. Efendim güneş öğlen namazı 2 dakika daha geç kılındı. İkindi keza öyle. Giderek gün açılıyor. Gün açıldıkça mesafeleri, yani batma, güneşin batması ve doğması zamanı açtıkça içindeki ibadetlerin zamanı da değişiyor. Ve siz kendinizi ona ayarlıyorsunuz. Böylece elinizdeki 24 saati doğru kullanma kılavuzu oluyor namaz. Peki niçin? Senin en büyük malzemen, en büyük kullanacağın şey hayat ve saattir. Bu saati, sana verilen hayatı doğru kullanmazsan boşa geçiyor bu ömür. Ve ahiret için yeterli malzeme toplayamıyorsun. Toplayamazsan oburda mahrum olacaksın. Bu şuna benziyor. Dünyada yeterince kendisini diriltemeyen bir insan eksik doğmuş olacak ahiret hayatına. Nasıl ki ana rahminde arazları olan veya efendim bir takım sıkıntılardan dolayı eli kolu bulunmayan, tek gözü olan yahut işte bir uzvu eksik olarak doğup gelen çocuklar yok mudur? Aynı şekilde burada kendisini tamamlayamamış insan ahirete eksikli doğacaktır. Doğacaktır ahirete. Yani biz ahirete herkes büsbütün gitmeyecek. Yaratılacak ama zorka gidecek. Belki gözü olmayacak. Belki ağzı olmayacak. Ve bu şekilde insanın kendisini burada ikmal etmesi gerekiyor. Sana verilen şeyleri ikmal etmen gerekiyor. Bunu ikmal etmeni sağlamak için Allah dini disiplinlere koymuştur. Namaz kıl, oruç tut, hacca git, kendi akranlarını düşün. Zekat ver, onların halini sen de bil. Yani bunları sana veriyor ki sen içinde bulunduğun nimetin hakkını bilesin ve veresin. Ama biz bunları birincilerini amaç haline getirdik. İstidatlarımızı imsat etmek, geliştirmeyi reddettik. Şuna benziyor bu. Bir çekirdeğiniz var. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Ve evet, dünyada da eşi benzeri olmayan 3 tane çekirdek var elinizde. Siz bunlar nedir diye merak etmez misiniz? Tabii. Ederiz hocam. Dikersiniz bir saksıya, itinayla bakarsınız. Acaba ne çıkacak? Ben diyorum ki her insan böyle mutlak manada bir tek onda bulunan bir çekirdekle, 2 çekirdekle geliyor. Her insan. Her insan. Sen de, ben de, o da. Hepimiz daha önce hiç olmamış. Biz eğer onu dikip geliştirmezsek hiç olmayacak bir orijinal çekirdek ile geliyoruz. Veya 2 veya 3. Bu çekirdeklerin dikmek ve meyveli ağaçlar haline gelmelerini sağlamak zorundayız. Bu çiçek midir, ağaç mıdır, meyve midir, sebze midir bilmiyoruz. Ama bu çiçeği dikmek zorundayız. Peki siz o çekirdeği diktiğinizde toprağın altında nasıl bir kombinasyona giriyor? Toprağın altında nasıl bir kimyasal tepkiye geçiyor? Parçalanıyor, kabuğu tatlıyor, çürüyor. O özü kimyasal bir tepkimeyle yürüyor, bir filiz oluyor. O sancıyı bir düşünün. Müthiş bir sancıdır. Ama ondan bir filiz çıkıyor. Sonra bakıyorsunuz bir fidan oldu. Sonra bakıyorsunuz meyveli bir ağaç oldu. İşte Cenab-ı Hak her bir insandan, ki bir çekirdektir ve kalbinde kainat kadar büyük bir muhabbet, bir sevgi barındırır. Bu insan kendisini disiplin toprağı altında, ibadet toprağı altında ruhun ve nurun sulamasına bıraktığında aleme, alemi misalde muazzam bir evren oluyor. Evren. İçinde sayısız beyzalar ve bedeller bulunan bir kainat oluyorsun. Çünkü bir insan çekirdektir
ve bu kainatın muhasalası özü ve göz bebeğidir. Hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen, merdümi dide-i ekvan olan Ademsin sen diyor Şeyh Galip. Sen bu kainatın göz bebesi ve onun en güzel o ağacın en müstesna meyvesisin. Ve senin kalbindeki çekirdekte o ağacın, o kainatın bütün özleri var. Sen bunu mahfiyet toprağı altına attığında, iman nuru ve amel ile beslediğinde o toprağın altındaki o çekirdeği, bundan bir kainat çıkacak. O yüzden Peygamberimiz diyor ki her bir insana bir yıldız verilecek. Bir yıldız. Bir yıldızın her bir tarafını her an görebilecek kadar muazzam kabiliyetlerin var. Ve bunların hepsi var. Cenab-ı Hak bize öyle bir beyin vermiş ki namütenahi. Bugün beşerin kullandığı beynin sadece %2'lik kısmıdır. 1,5 ikilik kısmıdır. Evet. Şu bizim neredeyse mucize dediğimiz teknolojilerimiz bu beynimizin %2'lik kısmının kullanılmasından ortaya çıkmış. Acaba %20, %30, %40, %50 bu beyin kullanıldığı zaman bu insan sayısız yerde kendisini gösteremeyecek mi? Lucy diye bir film vardı. Orada evet, bir hocam. Böyle varsayımsal bir şey var. İşte muhteşem. insan böyle muazzam bir kainattır. Ve bu kainatın özü, çekirdeği kalptir. Ve o kalbin içerisinde İlahi muhabbet yoksa bu çekirdeğin içi fıçtır. Yani bir sonraki baharda ekemezsin. Zaten daldan düşüyor. Bakın Cenab-ı Hak bir ağaca 100 tane çiçek takar. 100 çiçeğin 20 tanesi hoppak olur. Bu 20 tanenin 3 tanesi 4 tanesi ya meyve olur ya olmaz. Bizim temel derdimiz bu. Dalda kalamıyoruz. Kendimizi dalda kalacak disiplinlere girmiyoruz. Ağaç düşürdü diyoruz. 100 tane çiçeğin 3 tanesi meyve oluyor. Ne kadar acı. Çünkü insan gerçekten kendisini disipline etmiyor. İlahi muhabbete sarılmıyor. Buraya gelişinin gayesini görmüyor. Kendisindeki istidatları inkişaf ettirmek için çabalamıyor. Böylece kendisine zulmediyor. Yazık ediyor. Haksızlık ediyor. Ve sonra da Cenab-ı Hak yine de ondan vazgeçmediği için onu bir sürünün içinde kalsın diye uzaktan attığı taşlara aldırmadığı için tak diye omuzuna gelen, başına gelen bir taştan sonra diyor ki Allah bana taş attı. Allah bana zulmetti. Haşa. Allah asla hiçbir kuluna zulmetmez. Hiçbir kulunu terk de etmez. Bir ayet-i kerime var. Diyor ki وَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا. Diyor ki Allah kuluna imtihan için. Ama buradaki beleve imtihan diyebildiğim evet. İmtihan Türkçedeki mesela Arapçadır zaten imtihan eden Arapçadır. Ama beleve sende bulunan istidatların geliştirilmesini zorlayan olaylar. Şimdi bir de fetene var. Fitne dediğimiz. Evet. Fetene de taşın içindeki cevheri çıkarma çabasıdır. Taşın içindeki cevheri çıkarmanın adı fetenedir. Fitne. Böylece evet. fitne dediğimiz olay başımıza geldiğinde esasında o bizim özümüzde ne cevher var bunun açığa çıkmasını sağlar. Fitne dediğimiz nedir? Külli belalar gelir. Sen dostunun içine düştüğü hal ile sınanırsın. Sen arkadaşının dostum dediğin bir insanın başına gelecek kötü bir olay ile sınanırsın. Kendini ondan çektin mi? Onun başına gelen o musibet ondaki cevherin açığa çıkmasını sağlamak içindir. Ama sen bundan feryat eder, isyan edersin. Ne o cevheri bulursun, ne de o cevherin elde etmesi için sana verilen disiplinden bir nimet elde etmiş olursun. İşte insanın kendi içindeki altına ulaşması, fetene, istidatlarının inkişafını sağlaması, beleve, dostlarına karşı kalbinde var olan tavırları doğru veya yanlış sergilemesi imtihanedir, mehane. Ben kalbimin ilişkilerinden, gözlerimin ilişkilerinden imtihan olurum. İmtihan, şimdi ben sana güven veririm ve sen evet. bana güvenirsin. Mehmet Ali Hocam çok dost bir insandır. Ve sonra gerçekten bir dostluğuna ihtiyacın olduğunda bakarsın ki yamuk çıktı. İşte bu imtihanedir. Bir de bende Allah değişik istidatlar var etmiş. Bu istidatları geliştirmiyorum. Tembellik yapıyorum. Ben bir kavak ağacıyım ama büyümek istemiyorum.
Cenab-ı Hak o zaman beni zorla büyütür. Oran buran çatlar. İşte bu da belevedir. Benim gerçek mahiyetim nedir? Cevherim nedir? Ben nasıl bir insanım? Evet. Bunun ortaya çıkması için başa gelenler de fitnedir, fetenedir. Türkiye bir fitne çağını geçiyor şu anda. Hala. Dostluklar tam da onu sarsıldı, soracak. Arkadaşlıklar evet hocam, dostluklar yaşayın. Sarsıldı, arkadaşlıklar sarsıldı. Her şey birbirine girdi. Bir insanın bir duruşunun yanlış olmasından dolayı biz insanların o insanın bütün iyi sıfatlarını görmezlikten geliyor. Bu cinayetin ta kendisidir. Bediüzzaman Hazretleri bir misal veriyor. Diyor ki bir gemide 10 tane cani, 90 tane masum var. Bu gemiyi batırmak reva değildir. Hatta daha ileri gidiyor. 90 tane cani, 10 tane masum olsa yine o gemiyi batıramazsınız. Biz bu misali varıyoruz, okuyoruz. Ama ne kadar önemli diyoruz. Ama pratikte bunun tam tersini yapıyoruz. Mesela Beyza'nın kaç güzel sıfatı vardır? Sayalım. Feyza cömerttir, duygusaldır, iyi bir dosttur, arkadaştır ki ben bunların çoğuna tanığım da. Bu kadar güzel sıfatları var. Ama diyelim ki Beyza'nın bir aksi zamanına denk geldiniz ve o size hayır dedi. Şimdi bu dönüyor. Beyza aman insan mı canım ya ben şöyle oldu. Ya bir sıfat ya bir sıfatı sana ters geldi diye sen diğer bütün iyi sıfatlarını niye yok sayıyorsun? İnsan 100 tane sıfattan ibarettir. 100 tane. 50 tanesi iyiyse iyidir. 100 üzerinden 5 aldığınızda geçersiniz. Bir insan %51 iyiyse buna bir şey yapamazsınız. Bir insan %60 iyiyse yine bir şey yapamazsınız. Yahu Allah yapmıyor. 45 üzerinden geçmek yok mu? 100 üzerinden 45 aldığından geçmiyor musun? Aynı şekilde Cenab-ı Hak kuluna o şekilde bakıyor. 100 sıfatından 50 birisi iyiyse ve iman ediyorsa bu ehli cennettir. Sen bunu incitemezsin, zulmedemezsin. Ama biz bugün bir tek kötü sıfatından dolayı veya bize denk gelen bir yanlış sıfatından dolayı insanlıktan çıkartıyoruz. Her türlü cezayı ona vermeyi reva görüyoruz. Bunlar işte zulmü, belayı ve musibeti bize müstahak kılan, gelmesine sebep olan hallerdir. İşte insanın asıl kendisine zulmettiği noktalar budur. Birisini insafsızca linç ederken onun Allah'ın kulu olduğunu unutuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın onu yarattığını unutuyoruz. Kafir midir? Allah dileseydi var etmezdi. Allah işine gelmeseydi iblisi var etmezdi. İblisi var etti ve sistemin içine koyan odur. Öyleyse sen adam ol. Sen Adem ol. Sen kendini Adem ve Havva yapmak için uğraş dedin. Karşı taraftakini ezerek, yok sayarak, omuzuna basarak sen büyüyemezsin. Sen onu kaldır, sen de büyümüş olursun. Ama işte bunların her birisi bizim hayatımızın içerisinde kaybettiğimiz beleve, fetene ve imtihanedir. Güvendiğin bir insan zarlık darlık zamanında zarlık ve darlık zamanında bir bakıyorsun ki kaybolmuş. Nasıl acı çekersin? Dünyanın için nasıl kararır? Bu güvenin boşa çıkması ne kadar zordur. Allah kafirlerin bile diyor ki hani ben size bir şeyde mi bulundum, bir vaatte mi bulundum? Size böyle yapacağım ki ben asla vaadimden dönmem diyor Allah. Ben size dedim ki şunu şöyle yaparsanız böyle olacak. Bunu böyle yaparsanız böyle olacak. Ben vaadimden dönmem. Sen bunu yap. Yaptığın halde karşını bulmazsan o zaman bana sor ey kulum. Aynı şey insanda da var. Sende Allah var. وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ Ben kendimi insanın içine gizlemişim. Seni ağlatan, sana zulmeden Allah'a zulmediyor. Çünkü senin içinde ondan bir parça var. İşte bunların her birisi. O yüzden bir insanı tahkir ettiğinde, bir insanı küçümsediğinde, kendini bir insandan yüksek bulduğunda, öç ve fahr ve kendini merkeze alıp diğerlerini dışladığında, zulmettiğinde Cenab-ı Hak sana zulmü yazıyor, belayı yazıyor, musibeti yazıyor. İnsanı tahkir edemezsin. İnsanı tahkir edemezsin. İnsanı küçümseyemezsin. Varsa bir yanlışı dostane yönetirsin. Açık ve net bir şekilde zulme gidiyorsa o zaman durduracaksın. İstiyorsa döv. Zulme açık gitmiyorsa her insan mazlumdur. Her insan sevgiye muhtaçtır ve merhamete layıktır. Her insan merhamete layıktır. Ne kadar ağır şey işlemiş olursa olsun. Çünkü insan iyi bir varlıktır. İnsan iyi bir varlıktır. Kötülük yaparken de o iyi insan iyi zannederek onu yapar.
sen onun kötü olduğunu gerçek manada o insana göstersen ve öğretsen o insan onu yapmaz. İşte bu yüzden Allah'ın insana güvenmesi onun cevherinde var olan iyilik meylidir. Sen iyiliği gösterdiğin zaman başka bir şey yapmaz. En kötü insana eğer ifsat edilmemişse tamamen, tamamen iblisin eline geçmemişse, yani kötülükten şeytanlaşmamışsa, öyle diyelim hani yuvasvisu fi suduri nas min el cinneti ven nas diyor ya, cinnet yani cinlerden ve insanlardan ruhunu tamamen şeytanın istila ettiği bir insan değilse, fesattan lezzet almıyorsa, her insan yüreğinde bir hüzün, yüreğinde bir doğruluk ve vicdan taşır. Siz oraya ulaştığınızda o yanlışından vazgeçebilir. O açıdan yani insana, zalim olan insana bile siz zulmedemezsiniz. Siz makul ve merhamet içerisinde davranmak zorundasınız. O açıdan insana zulmettiğinizde, insanı tahkir ettiğinizde, insanı küçümsediğinizde, insan hakkında bir kötü ithamda bulunduğunuzda bu doğrudan Cenab-ı Hakk'a dokunuyor. Yani meşhur kaba hikayesi vardır ya, bir şey bir derviş, baba erenlerin dervişi başında dazlatmış, gitmiş berberde tıraş oluyor. Bu arada kabadayı gelmiş. Kabadayı bunun kafasına bir şey şaplak vurmuş. Hadi kel demiş. Hadi kabak demiş. Kalk demiş. Benim işim var demiş. Kaldırmış zulmen. Orada kenarda beklemiş. Kendisi oturmuş. Güzelce tıraşın olduktan sonra zaten kabadayı yani berberde ne yapsın? Ondan sonra tıraşını bitirdikten sonra efelene efelene tam şeyden çıkmış. Berber salonundan, dükkanından çıkmış. Caddeye çıkacağı zaman yukarıdan ipini koparmış bir araba geliyor. Şeyden çıkmış, zıvanadan çıkmış bir araba geliyor. Adama bir çarpıyor, paramparça edip gidiyor. Sonra berber şey diyor ki, diyor ki fazla olmadı mı diyor. Yani sana bir tokat vurdu kaba. Vallahi benim hiç gönlüm kırılmadı. Ama anlaşılan kabağın sahibi incindi. Kabağın sahibini incittiğin zaman arabanın altında kalırsın. İncitmeyeceksin. İşte mesele bu. Asıl o noktalara bakmak lazım. Efendim ben işte Allah'a karşı vazifemi yapamadım. Cenab-ı Hak afu kerimdir, gafur rahimdir, raufur rahimdir. Sayısız sıfatlarını söylüyor. Hepsi insana merhameti kastediyor. Allah gafur rahimdir. Bağışlayıcıdır, rahimdir. Allah raufur rahimdir. Rauf kelimesi daha ileridir merhametten. Allah hannandır. Hannan, şöyle düşün, böyle yavrularına abanmış, zıvanadan çıkmış bir anne düşün veya bir hayvan veya bir kurk, bir tavuk. Yavrularını kaptırmamak için nasıl canhıraş onların üstüne saldırıyor? Cenab-ı Hak kulu için ben Hannan'ım diyor. Benim bir kuluma zarar gelmesin diye ben onların üstüne abanmışım diyor. Hannan, Mennan, Gafur, Rahim, Rauf, bütün bunlarla anıyor. Sen onun bu kadar üzerine titrediğine zulmedersen, bu kabağın kafasına yapıştırırsan, o da seni arabanın altına aldırır. O açıdan insanın başına gelen belalar, musibetler hepsi nefsinden yana olmaktan, başkalarını tahkir etmekten, zulmetmekten, aşağılamaktan, kınamaktan geliyor. Siz bunları yaptığınızda iblis sizde kendi payını alma hakkı buluyor. O zaman melekler sizi terk ediyor. İblislerin ve şeytanların melabesi haline geliyoruz. Ama siz bunu yapmadıkça asla Allah şeytanın, iblisin size dokunmasına fırsat vermez. Çünkü açık ve net olarak iblisle yaptığı bir muhavere var. İblis diyor ki ben senin kullarından bana ait olan payı alacağım diyor. Evet, evet alacaksın diyor Cenab-ı Hak. Evet alacaksın diyor. Ama benim gerçek kullarıma hiçbir dahlin olamayacak. Kim gerçek kul? Kim hocam? İşte gerçek kul. Evet. İnsana zulmetmez. İnsana, ben sadece namaz niyaz delmiyorum. İnsana zulmetmeyecek. Allah namazı niyazı dilerse affeder. Ama insana zulmettin, haksızlık yaptın, tahkir ettin, küçümsedin, tepeden baktın. Bunun affı yoktur. İlla bunu sen çekeceksin. Ha dönersin, tövbe istiğfar edersin. Onlara haksızlık yaptıklarından helallik alırsın. Gönüllerini alırsın. Yahut gittiler diyelim. Gittiler. Sen onlar adına büyük hayırlar inşa edersin.
Allah seni kurtarır. Siz insana zulmettiğinizde, yanlış yaptığınızda insanlık için bütün bunları ödeştirecek veya bütün bunları helal kılacak bir hayır işlemek zorundasınız ki kendinizi Cenab-ı Hakk'ın mukadderatından kurtarasınız. Aksi takdirde şansın yoktur. Gelip seni bulur.